Merhaba Larisa. Merhaba kızım. Yine yeni bir videoyla bu sefer senin karşındayız. Daha önceki videolarımızı izlediysen, Kanada'ya geldiğimiz andan itibaren buradaki serüvenimiz hakkında videolar paylaşıp tecrübelerimizi paylaşıyoruz. Neler yaşadığımızı anlatıyoruz insanlara. Bu sefer de senin 20 yaşına seslenmek istedik. 20 yaşındaki senin karşımızda olduğunu düşünerek çekiyoruz bir Ya videoyu. tabii o videoyu izlediğin zaman belki 18 yaşında izleyeceğim, belki 20 yaşında izleyeceğim, belki daha fazla. Biz yanında olmadığımızda bu videoyu başa sarıp tekrar izlemek isteyeceksin. Ya bizim genç halimizi görmüş olacaksın çünkü büyük ihtimal senin o yaşlarında biz biraz yaşlanmış olacağız. En azından Bu bizi hızla bu... giderse bayağı bir Tabii genç tabii. olmuş olacağız. En azından bizi bu halimizi de hatırla ve bil. Ve senle yani bu zamana kadar geçen sürede neler yaşadığımızı anlatacağız. Gelecekte belki sana güzel bir anı bırakmak için bu videoyu çekmek istedik. Çünkü bizim için özelsin ve buradaki tüm hayatımızın asıl ana kaynağı sensin. Ana kahramanım, Ana karakterim. karakteri sensin. Biz sadece burada sana bir gelecek kurmaya çalışıyoruz. Ya tabii şu sıralar çok ufaksın. Şu an içeride uyuyorsun. Hiçbir 2 sesini yaşındaki duyuyor halinle pış musun pış yaşında bilmiyorum. uyuyorsun. Hiçbir sesini açtık, odaya koyduk, seni uyuttuk. Tabii. Ve seni uyuttuk ve seninle konuşuyoruz aynı zamanda. Şimdi öncelikle Lalisacığım. Bizim buraya gelme amacımızı eski videomuzdan belki anlamışsındır. Ama bundan sonraki seninle ilgili hayallerimizi biraz anlatmak istiyoruz sana. Başta buraya gelmek istediğimizde sen yoktun hayatımızda. Senin olacağına dair en ufak bir fikrimiz yoktu. Buraya üniversite yoluyla gelmek istemiştik biz öncelikle. Ama sonra vize başvuru yapacağımız zamanlar bir öğrendik ki sürpriz sen. Okulumu bir yıl ertelemiştim senin olduğunu öğrendikten sonra. Çünkü Kanada'ya gelirsen beni normal doğurtturacaklardı. Annem biraz korktu. Ve ben seni normal doğurmaktan korktuğum için Türkiye'de yapmak istedim bunu. O yüzden Türkiye'de doğdum. O yüzden Tabii. Kanada vatandaşı değilsin. Aslında Kanada vatandaşı, yani belki şu anda evet Kanada vatandaşısın ama o zamanlar için değildin. Ya bunu da aslında senin için biraz oldu. Öyle söyleyeyim sanma ki. Çünkü Türkiye'de o doğum süreçlerinin biraz daha bilindik olması. Buraya daha önce hiç gelmemiştik. Buradaki o süreçlerin nasıl ilerlediğini bilmiyorduk. Yani Evet. Allah korusun acil bir durumda müdahale edilmesi gerekirse nasıl yapacağımızı bilmediğimiz için biraz daha garantiye gittik. Çünkü biliyoruz ki buraya geldiğimizde bir türlü vatandaşlığı alacağımızı umut ediyoruz. Şu videoda şu an almadık ama umarım bu videoyu izlerken Kanada vatandaşı olup Türkçe anlıyor olursun. Bir öyle bir problem var. O Şu yüzden... an İngilizce öğrenmeye başladın. İngilizce konuşuyorsun. Hatta bazı şeyleri Türkçe anlamıyorsun. Ben İngilizce söylediğim zaman cevap veriyorsun. Türkçe söylediğim zaman böyle suratıma bakıyorsun. İngilizce söylediğim zaman aksiyon alıyorsun. Birkaç tane Türkçe söylediğin kelime de var. Özellikle bana ısrarla mami diyorsun. Ben ısrarla sana anne demeni söylüyorum. Sen mami diyorsun ve anne diye düzeltiyorum. Sonra anne diyorsun. Artık böyle ufak ufak kelimeleri söylemeye başladın 21 aylıkta. Tam cümle kuramasan da. Çok tatlı konuşmaya başladın bıcır. Benim için sen çok farklısın. Gerçekten benim tüm duygusallığım sensin. Bu aralarda zaten babacısın. Evet. 2 yaşlarına geldin ve iyice babacı oldun. Çok Benim kucağımda babayız. uyuyorsun, benim yanıma gelmek istiyorsun ve hep kucağımdasın. Ondan yüzden çok mutluyum. İnşallah yani bu ilerleyen süreçte, bu videoyu izlediğin zaman ilerisi için her zaman babanla olan o bağın aynı şekilde daha çok güçlenerek olur. Çünkü seninle olmak gerçekten beni çok mutlu ediyor. Ve yani normalde çok ağlamayı sevmem ama senleyken sürekli ağlıyorum. Kucağıma aldığımda, sen düştüğünde. Şu anda ağlayabilirim belki. Çok seviyorum seni. Sen ağlıyor musun? Bir kere yok ağlamıyor. Bir kere eve geldiğimde sen ağzını vurmuşsun, düşmüşsün mermere. Eve bir geldim, babanla ikiniz beraber ağlıyorsunuz karşılıklı. Sen düştün diye ağlıyorsun, baban sen ağlıyorsun diye ağlıyor. Çığlık çığlığa bir eve girdim. Çok değişik bir şeydi. Babanı ilk defa o kadar çığlık çığlığa ağlarken görmüştüm. Böyle farklı şeyler Bizim en büyük yaşatıyorsun. zayıf Zaaf. noktamız, zaaf noktamız sensin. Hep de öyle olacaksın, hep kızımızsın. Hep bizim minik kızımız olacaksın. Umarım güzel bir geleceğin olur. Şimdi 2 seçenek oluyor bu videoyu çektiğimiz zamanlar. Ya biz Kanada'da yaşamaya devam edeceğiz. Ya da belki Türkiye'ye geri döneceğiz. Ama 2 seçenekte de senin geleceğin için çok güzel adımlar atıyoruz. Şu an D2'ye gidiyorsun ve burada gerçekten özgüvenle İngilizce öğrenerek ve gerçekten kendi o ana karakterini inşa etmeyi çok doğru yolda gittiğini görüyoruz.
Bizim öğretemeyeceğimiz birçok şeyi okulda Çok öğreniyorsun. güzel keşif ya. İnsanlarla paylaşım yapmayı öğreniyorsun. Çok sosyalsin. Yolda bütün insanlara Hello 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 diyorsun. dolaşıyorsun. Ya bu burada kalsak da Türkiye'ye gitsek de en azından vadede gideceğimizi sanmıyorum. En azından bir belki senin ilkokulunu burada göreceğiz. Umut Şu an ediyorum ki. 2026'ya kadar burada kalma vizemiz var. Sonrası ne olacak bilmiyoruz. İki Ama sene tabii daha 2 sene buradasın. de 4 yaşında olacaksın artık ana karakterin oturmuş olacak. Şu an biz sizin dediklerimizi yapmak zorundasın. Bizim yönlendirmemizle yaşıyorsun ama asıl amacımız sana o özgüvene verip kendi hayatını doğru şekilde çizmen. Biz sana şu an bunun adımlarını atmaya çalışıyoruz. İlerideki tüm kararların senin olacak. Bu videoyu izlerken zaten bu dediklerim daha iyi alınacağını düşünüyorum. Ama bu kararlarda umarım ki biz doğru büyütüp doğru yetiştirmişizdir ki doğru kararları kendi aklınla, kendi vicdanınla yani doğru vicdanınla vereceğini umut ediyoruz. Umarım her şey senin adına güzel olur. Biz senleyken şu an çok mükemmel bir hayat geçiriyoruz. Gerçekten çok aşırı böyle bizim duygusal tarafımızı çok önüne çıkartıyorsun. Umarım bu videoyu izlediğinde de biz hep senin yanında olmaya çalışacağız ama biliyorum ki bir gün tek kalacaksın. Umarım o dönemde de o güçlü karakterinle doğru adımlar atıp doğru bir yolda ilerleyeceksin. Annen ağlıyor. Bu video çekerken ne söyleyeceğini bilmiyorum ama şu an eminim ki her şey o 20 yaşındaki seni hissediyor. Ve tabii o zamanlar, şimdi bizim yaşım, benim yaşım 37. Şu an 2 yaşındasın. 20 yaşına geldiğinde, ya 20 sen desen, bir 57 olacağım. Bu halimde olmayacağım büyük ihtimal ama en azından bizim gençliğimizi de gör. Gençliğimizde nasıl bir tipler olduğumuzu. Baban yakışıklıydı, annen de güzeldi. Senin o güzelliğin de babana benziyorsun diye geliyor. Bunu unutma. Babana, evet kızım, seni hep babana benzetiyorlar. Bana benzeten hiç yok. Yani sadece ayıp olmasın diye bir iki huyunu benzetmeye çalışıyorlar. Onu böyle zorla. Umarım kardeşlerim bana benziyordur. Tabii bir keresinde bak yine ağladığım bir anıyı anlatayım sana. Çok daha yeni doğmuştun. Herhalde bir aylık, 2 aylık falandın. Kucağımdasın, uyutmaya çalışıyorum. Böyle gözü açıp bana baktın. O gün, o anda işte baba oldum herhalde, o anda anladım. Çünkü bir kucağımdayken bendim ya. O kadar çok bana benziyorsun ki. Bir başladım yine ağlamaya. Duygusallığım tutuyor sana karşı. Seni çok seviyorum yani. Onu anlatamam nasıl ne kadar çok sevdiğini. Herhalde inşallah bu videoyu izlediğin zamana kadar bol bol sana hissettiririm. Hep yanında olurum. Destek için olurum. Yani ikileme düştüğün zamanlar doğru kararı beraber veririz inşallah. Ama her zaman senin kararına saygı duymaya çalışacağım. Ama söz vermiyorum. Bazen benim kararlarım da doğru olabilir. Annem bu yüzden bana birazcık böyle geri kafalı diyor ama biliyorum ki sen bu durumu çok iyi anlayacaksındır. Şey düşündüm bir an. Acaba YouTube kalacak mı o zamana kadar? Bu Ya videoyu gezin hiç görmez. benim Biz videoyu. burada deli deli kendi kendimize ağlayıp konuşuyorsak. Ya bu videoyu saklarız. Sana bir türlü ulaştırırız diye düşünüyorum. YouTube olmaz. Başka türlü olur ama yani bu YouTube hikayemde bizim hikayemiz zaten bu. Bu hikayedeki en büyük karakter sensin. Bu hikayede birazcık bu videoyla senin hikayeni biraz sana anlatmak istedik. Hem sana bence güzel bir anı olacak. Hem bizim için çok güzel anı olacak. Bundan 20 sene sonra belki beraber izleyeceğiz bu videoyu. Belki güleceğiz. Belki üzüleceğiz artık. Duygusal olacağız. Kanada'ya gelme hikayesi de aslında biz yurt dışına çıkmak istiyorduk zaten. Bunun seninle ilgisi, alakası yok. Ama Kanada'ya gelme fikri senin isteği yani seni düşünerek oldu. Aslında Avrupa'ya gitme fikrimiz vardı ama senin için Avrupa çok mantıklı gelmeyecekti. Çünkü eğer mesela en yakın dile işte annenin Almanya kabulü vardı, okul kabulü vardı, oraya gidecektik ama yarın öbür gün Almanya'ya gittiğinde ben yani büyüdüğün zaman ben Almanım diyersen herkes sana diyecek ki hayır sen Türksün diyecekti. Türkiye gittiğinde Türk'üm ben desen herkes sana Almancı diyecekti. O Arada kalmış. evet mesela ben Bosna ben bunu yaşadım. Türkiye'ye gittiğimde Boşnak dediler. Bosna'ya gittiğimde Türk dediler. O kötü bir his doğuruyor insanda. Sen de bunu yaşamanı istemedik. Ama Kanada'da eğer inşallah Allah izin verirse Kanada'da yaşamaya devam edersek Kanada'da olursan yarın öbür gün çok rahat ben Kanadalıyım diyebileceksin. Kimse sana nasıl Kanadalısın demez. Burada öyle bir şey var. Bir milliyet sahibi olmak bence önemli. Her zaman Türk kalacaksın tabii. Çünkü Türkiye'de doğdun, Bağcılar'da doğdun. Ama en azından bir yerliyim demek lüksü de önemli. Çünkü yarın öbür gün Türkiye gittiğinde de sana kimse şey diyecek, aa Kanadalı geldi diyecekler büyük ihtimal. Ama Kanada geldi en azından Kanadalıyım dediğin zaman kimse Türk geldi demez. O yüzden o senin için bir güzel bir şey olacağı için Kanada tercihimiz birazcık bu yönde senin için oldu. Bunu da bilmeni istiyoruz.
Sakın deme ne işimiz var Kanada'da, niye Kanada'ya geldiniz? Biraz bu yani bu olay da seninle alakalıydı. Umarım bu durumdan da memnun olmuş olman lazım çünkü annem baban Türkiye'de bir kızım yani. Yani Biraz daha zorluydu bizim şöyle, için oralar. içinde bulunduğumuz zamanda Türkiye'nin şartları zorlaştı. Zorlaşmaya da devam ediyor. Çok fazla göç aldık. Güvenlik sorunuyla karşı karşıya kaldık. Yani biz birebir olmasa da ülke olarak söylüyorum. Bazı problemlerden dolayı bu ülkenin sana biraz daha iyi geleceğini, Kanada'nın sana biraz daha iyi geleceğini düşündüğümüz için buradayız. Yani şu an video izlediğin tarihte Türkiye'de mi oluruz, Kanada'da mı oluruz? Hiçbir fikrimiz yok. Biraz yaşayıp göreceğiz. Burada kalabilmek için elimizden geleni yapıyoruz, çok çalışıyoruz. Buranın vatandaşı olabilmek için uğraşıyoruz. Ama burada da kalsak, Türkiye'de de kalsak bil ki senin için çok emek veriyoruz. Senin için en güzeli olsun diye uğraşıyoruz. Dönsek de başarısız olduğumuzu düşünme. Döndüysek oranın bize artık daha iyi geleceğini, belki aile bağlarımızdan dolayı daha iyi geleceğini düşündüğümüz için dönmüşüzdür. Eğer burada kalıp vatandaşlığı aldıysak da zaten şu anki hayalimizi gerçekleştirmişiz demektir. Her iki türlü de kazanan biz olacağız. Babanla güzel bir yolculuğu, hayat yolculuğuna çıktık ve o şekilde devam ediyor. Biz sürekli bir şeyleri deneyimlemeyi seven bir aileyiz kızım. Umarım sen de bu şekilde maceralara düşkün olursun. Ama anneni ve babanı da yanında götürmeyi unutma. Biz getiremedik bizimkileri. Ama biz senin nereye gidersen her zaman yanında oluruz. Bizi yanına almayı unutma, olur mu? Tabii burada özür dileyebileceğim sana en büyük konu belki işte anneanneni, babaanneni veya işte annenin annesini, babanın annesini, babanın babasını çok fazla içi seni yapamadık. Çünkü buraya gelmemiz gerekti. Onları buraya getirmemiz imkansızdı. Umarım yarın öbür gün akrabaların, amcanın, teyzeni unutmazsın. Onlar çünkü senin gerçekten kanından yani tek benim biraz çekingem orada. İnşallah burada kalırsak oraları unutma lütfen. Onları sürekli ara. Çünkü onlar seni çok seviyor. Evet, her gün konuşuyorsunuz, her gün Tabii. görüntülü konuşuyorsunuz. Eminim bundan sonra da devam edecektir iletişiminiz. Onlarla hiçbir zaman bağını koparma. Onlar senin diğer yarın. Böyle kızım. Şimdi bir de şey var. Şimdi işte annenle ben, baban cinsiyet partisi falan da yaptık senin için. Çünkü Aa, senin evet. kız olmanı istiyorduk her zaman. Çünkü biz erkek çocuk, şimdi kardeş erkek çocuk olursam da sıkıntı olur. Ya Erkeği en de azından istiyoruz da ilk deneyimimizde, aynen ilk tecrübemizde erkek çocuğunun bizi çok zorlayacağını zorlayacağını düşündük. düşünmüştük. Ama sen de çok zorluyorsun ama Ay evet, sen de çok zorluyorsun bu arada. erkek çocuklar değildir diye düşünüyorum. Seni çok seviyoruz. Çok da böyle hani videolarımızı izlediysen neler yaşadığımızı Abone olmayı görüyorsun. unutma. Abone olmayı unutma. Bundan sonraki videolarımızı izlemeye devam et. Çünkü senin aslında bu biraz senin hikayen, senin yolun, senin geleceğin. Biz senin geleceğini en iyi şekilde yapmak için elimizden geleni yapıyoruz, yapacağız. Burada olur, başka yerde olur. Ama bil ki yani elimizden gelen maksimumu yapıyoruz. Yoruluyoruz. Videolarına görüyorsundur. Sıcak kahve Ama içemiyoruz. çünkü çok ağlıyorsun, duruyorsan. Ama bil ki buradaki en büyük motivasyonumuz sensin. Motivasyon kaynağımız sensin. O yüzden senin geleceğin için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Senin peşinde koşmaya devam edeceğiz. Gittiğimiz her toplantıda, etkinlikte asla insanlarla konuşamayıp, kahvemizi içemeyip senin peşinde koşmaya devam edeceğiz. Ta ki sen bir yöne Çünkü kadar sen koşmayı çok seviyorsun. Yürümüyorsun da, sadece koşuyorsun. Sadece koşuyorsun, biz yanımıza asla korkmuyorsun tabii. da başına bir şey gelir mi, düşüyorsun, düşer miyim diye de korkunuyor. Annenle baban arkandan sırayla, şimdi sıra sende, şimdi sıra bende diye koşmaya devam edeceğiz. Çünkü sen bizim her şeyimizsin. Her zaman da öyle kalacaksın. Umuyorum. İki... Bahtın açık olur, geleceğin açık olur, geleceğin parlak olur. Her zaman yanında annem ve babam var. Bunu asla unutma. Her zor anında, her sıkıştığında bize gelmeni isteriz. Biz senin elimizden geldiğince senin yanında olacağız. Seni çok seviyoruz. Tek diyebileceğimiz bu. Umarım senin bu yolculuğundaki ilk rehberliğini doğru yapıyoruzdur. Bundan sonra senin elinde.
İzlediğin için teşekkür ederim. Gelir kapanış. Evet. İzlediğin için teşekkür ederiz kızım. Klasik kapanışımızı yapıyoruz seninle de. Seni çok seviyoruz. Kendine çok iyi bak. Böyle yapınca kıskanıyorlar. Şimdi yoksa ya. Biz böyle geldiğimizde. Babayı anne, aynen. Mami, mami. Babayı paylaşmıyorsun. Yüzden paylaşma kızım. İtikliyorsun benim kafamı şöyle itikliyorsun. Ah yarın öbür gün baba sen hiçbir şey bilmiyorsun. Ah yarın öbür gün sen baba yaşlısın. Sen uyuyorken bak babana sarılıyorum. Kendini çok iyi bak kızım. Seni çok seviyoruz tekrar söylüyorum. Sen çok kıymetlisin. Her zaman senin kıymetini bilen insanlarla birlikte ol. Ve her zaman kendi kıymetini bil bir tanem. Kimseye de. Aman kızım. Onu seninle konuşacağız sonra. Görüşürüz. Kendine çok iyi bak. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Larsa gibi söyleyeyim mi? Aynen nasıl? Bay bay. Bay bay.